Nimani yaxshi ko'radilar? İlimni yaxshi ko'radilar. Nimani yomon ko'radilar? Jaholatni yomon ko'radilar. İlimsizlikni yomon ko'radilar. Nima uchun? Chunki dinimiz shunday din. Dinimizda ilm qadrlangan. Dinimiz jaholatga qarshi jang e'lon qilgan. Dinimizda jaholat qoralangan. Dinimizda ilm va ahli ilmlar yuksak darajaga ko'tarilgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam talabul ilmi fariydatun ala kulli muslim. İlim talab qilish har bir musulmonga farzdir dedilar. İlim talab qilish farz darajasiga ko'taradi. Uni qilmagan odam gunohkor bo'ladi. Farz chunki. İlim ahllariga İslam shunday maqom bergan, u maqomni hech kim bera olmagan. Hech kim. Qul hal yastavi allazina ya'lamun wallazina la ya'lamun. Ayt. İlimliler bilen ilimsizler beraber buladılar mı? Cevap malum. Şunun için o ayet-i kerimenin devamında cevap edilmedi. Cevap hemmege malum. Hiç kim ayet almaydı ilimliler bilen ilimsizler beraber buladılar diye. Hiç kim ayet almaydı. Ve kur Rabbi zidni ilme. Allah Teala dedi Peygamberimiz Aleyhisselam'a hitap kılın. Ayet. Ey Rabbim ilmimni ziyoda qil. Boshqa narsaning ziyodasini so'ra demadilar. Demad Alloh. Ilmning ziyoda bo'lishini so'ra dedi. Islom dini ilm dini. Islom dini ma'rifat dini. Aynan ustozimiz ana shu yo'ldan yurdilar. Ana shu yo'lni anglatdilar. Shu haqiqatni yetkazdilar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sözlerde dediler. İnna Allah ve melaiketehu ve ehle's semavati vel ardı hatta nemletu fi juhriha ve hatta l-hut fi cavfil bahar le yusalluna ala muallimin nasil khayr. Allah Teala ve melaikeleri ve yeru asmanlardaki ahliler hatto teshigidagi chumoli ham hatto dengiz qaridagi baliq ham odamlarga yaxshilikni ta'lim beradiganga salovat aytadi dedilar. Ahli ilmga butun borliq salovat aytadi. Avvalambor Alloh taolo salovat aytadi. Alloh taoloning salovati u bandasiga rahmat nazar bilan qaraydi. Maloikalar salovat aytadi. Maloikalarning salovati olimga, olimning haqqiga ular duo qiladi. Butun borliq salovat aytadi. Hatto jonzotlar, hayvonot olami ham salovat aytadi. Chunki ahli ilmdan hamma manfaatdor bo'ladi. Jonzotlar, hayvonot olami qanday ahli ilmdan manfaatdor bo'ladi? Chunki hayvonot olamiga azor bermaslik, berishlik mumkin emas deb olimlar aytadi. Odamlarga olimlar aytadi, hayvonot olamiga ham azor bermang deb. Shuning uchun ular ham manfaatdor. Odamlarga olimlar aytadi, gunoh qilmang deb. Chunki gunoh quruqchilikka sabab bo'ladi, hayvonot olami ham azor topadi. Shuning uchun olimlarning haqqiga hamma istig'for etadi. Ularning haqqiga eng ko'p istig'for aytishi lozim bo'lgan bo'lganlar insoniyat olami bo'ladi. Ularning haqqiga eng ko'p insonlar istig'for aytishi kerak. Chunki eng ko'p manfaatdor insonlar bo'ladi. Olimlarga Islom ana shunday martaba bergan. Ana shunday daraja bergan. Ulug'larimiz dedilar,
qahri ustod behki mehri padar. Ustozning qahri otaning mehridan afzal. Ustoz qahr qilsa, u bolaning ota-onasi xafa bo'lmasin. Chunki ustoz yomon bo'l demaydi. Biz bugun uning qadriga yeta olmayapmiz. Maktabdan bolamiz xafa bo'lib kelsa, seni kim xafa qildi deb borib ustozning yoqasini olyapmiz. Hatto yaqinda shunday xabarlar keldi telefonda. Maktab bolasi ustoziga qo'l ko'targan. Biz ularga bolalarimizga ustozning haqqini anglata olganimiz yo'q. Hazrat Ali karramallohu vajha dedilar. Man allamani harfan qad sayyarani abdan. Kim menga bitta harf o'rgatsa meni o'ziga qul qilibdi dedilar. Men unga qul bo'libman dedilar. Bir harf o'rgatgan odamga qul bo'ldik dedilar. Qul bo'lgandan keyin sayyidi nima qiladi? Xohlasa sotadi, xohlasa ozod qiladi dedilar. Ulug'larimiz ustozni ana shunday qadrlagan. Ustozlarga ana shunday martaba bergan. Harun Rashid rahimahulloh xalifa bo'lib turdilar. O'g'illari Amin bilan Ma'munni ustoz Kisoiyning xizmatlariga qo'ydilar. Ilmini olinglar dedi. Ustoz Kisoiy bir kun o'rinlaridan tursalar, xalifaning ikki o'g'illari Amin va Ma'mun men beraman, men beraman deb ustozning kavushlariga talashib qoldi. Uni ko'rgan ustozlari to'xtang. Dedilarda kavushni bitta-bitta olinglar. Shunda ikkalangiz ham shu xizmatni qilgan bo'lasiz. Ikkalalar bitta-bitta kavushni kiydirdilar. Oradan ancha vaqt o'tgandan keyin ustoz Kisoiy xalifa Harun Rashidning huzurlarida o'tiribdilar. Harun Rashid so'rayaptilar. Siz uchun eng aziz inson kim? Desalar ustozlari men uchun eng aziz inson siz bo'lasiz dedi. Shunda Harun Rashid yo'q dedilar. Eng aziz inson o'rinlardan turganlardan ikki vali va ahd kavushlarni men beraman deb talashgan odam dedilar. Eng aziz inson siz bo'lasiz deydilar. Ahli ilmlarga ana shunday ehtirom ko'rsatilgan. Ana shunday ehtirom ko'rsatilgan. Biz nima uchun aynan shu suhbatni qildik? Chunki ustozimiz ilmni yaxshi ko'rardilar. Ilm ahlini yaxshi ko'rardilar. Chalg'itadigan, ilmdan chalg'itadigan ko'p ishlar bo'lgan. Hammasiga parvo qilganlar yo'q. Ishimdan qolib ketmayin dedilar. Ilmdan qolib ketmayin dedilar. Ilmga ana shunday chanqoq edilar. Bunday insonlar kamdan kam bo'ladi. Jaholatga qarshi ma'rifat bilan qaradilar. Faqat ma'rifat, nima desa desin ma'rifat bilan. Nima desa desin ma'rifat bilan. Ilm bilan javob berdilar. Bugun u narsani biz anglamayotgan bo'lsak, vaqt soati keladi. Biz u narsani albatta anglaymiz. Bizlarning zurriyotimiz u narsani albatta anglaydilar. Chunki jaholatga qarshi boshqa yo'l yo'q. İslam dininin tabiati şu. İslam dini kelgan vaqtni eslang. Jaholatning eng cho'qqisiga chiqqan qavm bo'lgan. O'zligini unutgan qavm bo'lgan. Hayoti izdan chiqqan qavm bo'lgan. Ana shunday qavmga Qur'oni Karim nozil qilindi. Qur'oni Karimning birinchi oyat karimalarining nozil qilingan ilk oyat karimalarining birinchi so'zi Iqro degan buyruq bilan bo'ldi. O'qi degan buyruq bilan bo'ldi. Jaholatning eng cho'qqisiga chiqqan qavmga o'qi degan buyruq bilan bo'ldi. Buni tasavvur qilavering. Boshqa so'z aytilgani yo'q. Sen gapir, sen da'vat qil, sen yoz degan buyruqlar bo'lgani yo'q. Birinchi o'qi degan buyruq bo'ldi. Chunki o'qish, ilm olish hamma narsadan muqaddam turadi.
Her bir amelini, her bir hareketini kılıçtan aldın, o şey amelinin ilmini örgünemiz. O şey hareketinin ilmini, adabını örgünemiz. Keyin o şey hareketini kılınır. Şunda hareket, doğru hareket bulur. Doğru hareket bulur. O hareketimizde, o amelimizde sevap alırız. İlimsiz kılıngan amel, hatadan hali olmuyor. Onu açınamız. Mesela bazarda tarazı tartadığın adam tarazının hakkını öğrenmiş gerek. Tarazının adabını öğrenmiş gerek. Öğrense özünün lukması bak. Üyüge bir annesi kurtarıp varsa bala çakasının hem lukması bak. Eğer tarazının ilmini öğrenmezse bir anın hakkıya hıyanat kılıp koyadı. O'zining luqmasi buzilgan, uyga biror narsa ko'tarib borsa farzandlarining ham luqmasi buzilgan. Bu dunyoda ham azob, oxiratda ham azob. Bitta oddiy misol keltirdim xolos. Va hamma amallarimiz uchun ilm kerak. Al-ilmu izzud dunyo va sharaful oxira. Shuning uchun ulug'larimiz dedilar. Ilm dunyoning izzati va oxiratning sharafidir. İlim bilen dünyada hem aziz insan, ahirette hem aziz. Usuz yol yok. İlim bilen bu dünya işleri hem terakki tapadı, uhravi işlerimiz hem doğru olur. Ahirette hem derece olur. İslam dini aynı şundaydı. İlim yükseklerine götürülse, halkımız ilimge müracaat kılsa, halkımız ilim örgenişke, marifet örgenişke hareket kılsa, adeşkenler bulmuyordu. Adeşkenler bulmuyordu. Her hıl akımlar gibi ergeçip getirdikler bulmuyordu. Asasi sebep ilimsizlik. Asasi sebep cehalet. Ne için bunu diyebilirim? Çünkü asasımız var. Üçte törtte hadisini bilip alıp İmam-ı Azam kim neydi? Ana şu halatı aynen ilimsizliği, cahilliğinin hücceti var. İmam-ı Azam bütün İmam-ı Azam devreden tartıp hazır gün geçe bütün ulemalar ten aladigen alimler, fakihler ten aladigen fakih bugünler. En kette fakih bugünler. İlimsiz bu yiğit İmam-ı Azam hadis bilmeyen deyip koyardı. Bu sözden hiç kimse uyarmaydı. Aslında uyarış gerek. Niye? Hadis bilmeyen adam fakih oladı mı? Ey nadan! Hadis bilmeyen adam fakih oladı mı? Fakih kim? Fakih, Kur'an hadisten şer'i hüküm çıkarıp aladigen adam. Kur'an hadisten şer'i hüküm çıkarıp aladigan adam fakih. Hadisini bilmeyen adam fakih oladı. O sözünü bazıları eşitip olsa küledi. Yok, onun oranına ilim alsın. Örgensin. Ustaz görsün. Tertibli ilim alsın. Her bir ilimini uzun tertibi oladı. Mektepki yangi borgan bolamızni birinci sınıfa koyalım. 10 sınıfa koyardım. Ya ki 8 sınıfa koyardım. Onge aligahını dersini verirdim. Yok. Birinci sınıfa bargen balage birinci sınıfın dersini verirdim. 8 birinci, ikinci, üçüncü sınıfa ötüp bana. Tertibli ilim ona. İslam'da hem ilim tertibini anlar. Evvel nümen örgenler. Uşan örgenç gelir. Keyin qaysi götürlerdi? Keyin onu örgeniş gerek. Birdenige ilimsiz, hali hiç nasıl okumagen, ustaz görmegen balage hadis verip koysanız, o anı şimdi hayran bop kola uğradı. O kette kette davalarını kıladı. Köp hata kılıp koyadı. Köp bir adabli kılıp koyadı. İslam'da hem ilim tertib bilen okunmadı. Tertibli ilim okusun.
Sufyan bin Uyayna rahimahullah etediler. Büyük fakih bu kişi. Evvelul ilim el istima' thumma el insad thumma el hifd thumma el amel thumma el neşr. İlimin evveli kulak salış dediler. İlimli eşitsin. Her bir ilim eşti bu anla. Sön cim tursun dediler. Başka hareketli kılınmaydı. İlim alıyorken adam cim turup ilim alıyordu. Eşlerde cim turan. Sön hifiz yadlasın dediler. O gene ilmini yadlasın. Sümmel amel sön o şey yadlayan ilmige amel kılsın dediler. Sümmel neşer sön etrafki etse bu arada dediler. Hani bu şartları kim raya kılıyordu? Kim ustazını aldı hani şu derecelerden ötüp vardı. Son gapirsin. Hamma gapirishga haqqi yok. Ayniqsa her bir sohani o'zining odami gapirsin. Bu oddiy haqiqat. Her bir sohaning o'zining odami gapirsin. Ajablanarli qiziq joyi shundaki dunyoviy bir ilmning olimi o'tiribdi oldimizda. Mesela bir matematik ya ki bir fizik oturdu. Bu sahadan uzak borgan adli insan şu sahada şu alimle tartışalım yok. Tartışadı mı? Tartışmıyor. Çünkü tartışsa uyalıp kalır. Hele ki alim uyaltırıp koyar. Uyalıp kalışı anık. Doğru mu? Adi dünyavi fende mutakassisini aldı cim oturadı. Dini ilimde neme hakkı var yapırıştı. Adi hakikat bu. Ana şu nesini anglesek bu. Dünyavi ilimde yapırmadı bana hakkım yok. Alımını aldı uyarıp kalemem dedi. Lekin dinye hamma dahil kıladı. Mümkün emez mi? Dünyavi ilimde adresi işlesi bu muydu? Mesela ilk kere iki tur, bu adam ilk kere iki üç deyip kaldı. Bir cahaya küyüp getirdi mi? Küyüp getmedi. Lekin dini ilimde edersse halak olur. Utamam olur. Ahireti de ne meyirler? Dini ilimin mesuliyeti ne şimdi? Bana şu adli hakikatini bugün yaşlarımız yakışık bir koyuş gerek. Her bir sahanı özünün mutakassisi yaparsın. Dinden hem özünün mutakassisi yaparsın. Allah Teala hemimizin ilmin nafiyatı ailesin. Farzantlarımızın hem Allah Teala ilim versin. Geleceğimiz olan okutaylık. İlimsiz İslam'ın geleceğini düşünmüş mümkün emez. Bizning kelajagimizni ham tushunish mumkin emas. Dunyoviy taraqqiyot kerakmi, ilm o'rganaylik. Oxirat kerakmi, ilm o'rganaylik. Farzandlarimizni o'qitaylik. Ustozga beraylik, ustozni ko'rsin. Ustozning xizmatini qilsin. Ustozlarning duosini olsin, kam bo'lmaydi. Ustozlarning nazaridan qolib ketmasin. Ilmidan manfaat bo'lmaydi. O'ziga ham boshqalarga. Bu hakikatin aynaylik. Farzandlarımızga ilim o'rgataylik. Bizning ajdodlarimiz dunyoga ustoz bo'lgan. Dini ilimda ham, dunyoviy ilimda ham. Bu sir emas. Faqat faxrlanish bilan kifoyalanmaylik. Faqat faxrlanish, faxrlanish yaxshi. U bilan kifoyalanmaylik. Bizlardan ham chiqsin. Zurriyotimizdan ham chiqsin. Unga harakat qilaylik. Niyat qilaylik. Bolalarımızı okutaylık. Şunca şaraitler. Şunca şaraitler. Abdullah ibn Mübarek büyük fakih muhaddis den sorabdiler.
İlimni qanday talab qilasiz? İlimni qanday izlaysiz? Agar shu bugun kechasi ajaling yetadi, dunyodan o'tasan degan xabar kelib qolsa, hozir ham ilm o'qirdinglar. Shu bugun kechasi o'tasan desa ham, hozir ilm o'qirdim dedilar. Ulug'larimiz ilm yana shunday chanqoq bo'lgan. Qadri zar, zargar bilonat. Zar qadriga zargar yetadi. Ular ana shunday zargar bo'lgan. Alloh taolo hammamizga, farzandlarimizga ham ilmi nafi ato etsin.